Herkese merhabalar. Pazar videosuyla karşınızdayız. Yorumcumuz Ozan German'la birlikte pazar günü iddia bültenini konuşacağız. Pazar gününü yorumlayacağız. Her zaman olduğu gibi 4 maçı bültene aldık ve ilk maçımızda biz sohbetimizi açalım Ozan German'la birlikte. 16 kuşağında Bursa Trabzon maçı var. Şenol Güneş'te Ersun Yanal'ın karşı karşıya geleceği maç. Her açıdan enteresan, her açıdan keyifli bir maç olacağı kesin. Çünkü ikisi de ofansif yönde pozitif oynayan takım var ki zaten risk yönetiminin karşılıklı golü var oranında da yansımış, çok düşük bir oran var ama bence haftanın karşılıklı golü var maçı olur. Yani Bursaspor biraz yorgun. Karabekspor deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Orada yıprandı biraz. Ardından Karagümrük'le kupa maçı oynadı. Orada da yıprandı. 1-1 beraber kaldı. Kırmızı kartlar eksik olmadı. Volkan Şen ve Serdar Aziz sakatlandı. Serdar Aziz kesin oynamayacak. Evet. Volkan Şen'in durumu belli değil. Bunun dışında kırmızı kart cezalıları da var Bursaspor'un. Biraz sıkıntı yaşayacak diye düşünüyorum savunmada özellikle. Trabzonspor'a baktığımız zaman onlar da savunmada ağır. Yani Trabzon'da yani savunmada sıkıntı tamamen var. Tamamen düşündüğü için çok büyük boşluklar veriyor. Biraz da dolu tribünler önünde Bursaspor iştahlı oynayacaktı. Ne kadar kesinlikle eksik olursa da olsun. Trabzonspor'un genel anlamdaki sorunu şu. Ersun Yanal mutlaka devre arasında stoper bölgesine Türk oyuncu arayacak. Çünkü yabancıların üçünü defans bölgesinde kullanmak zorunda kalıyor. Varis ve Yatabari'yi çok fazla kullanamıyor Ersun Yanal. Bu maçın özelinde onlar gol bulacaktır ama Bursaspor'un da gol bulacağını düşünüyorum. Var, gol var. Bence ideal bir tercih olur. Volkan Şen de eğer çok büyük bir sakatlığı yoksa oynar diye düşünüyorum. Oynamak çünkü evet, çok dramatik bir veda vardı Trabzon'a, biliyorsunuz Avni Aker'deki o ağlayıp çıktığı maçta. Devam edelim. Premier Lig'de haftanın maçı Liverpool Arsenal karşı karşıya gelecek. Liverpool hep söylüyoruz çok sıradan bir takım olma yolunda ilerliyor Suarez gittikten sonra ama bir galibiyet serisi, bir kaybetmeme serisi vardı. Manchester maçında beklediğimiz gibi son buldu. Ya esasında 1-0'dan önceki pozisyonu karşı karşıya kaçırdılar. Ondan sonra beklediğimiz gibi kötü bir maç oynamadılar ama enteresan yani şekilde. Esasında pozisyona giriyorlar ama işte Suarez i̇şte olmayınca, yani Suarez gibi bir adam olmayınca onun yerine de gidip Balotelli dönecek diyorlar. Bu maçta oynama ihtimali var. Federasyon. Doğru, pardon, ceza aldı evet. Bir Twitter cezası aldı. Twitter'dan ceza aldı, doğru. Balotelli forma giyemeyecek. Ben bu maçta 2.5 üstü bekliyorum açıkçası. Bunun da nedeni şu. Yani Arsenal'de hiçbir zaman güven vermiyor. Savunma hiç fazla güven vermiyor. Sakat, yani bir Arsenal'in sakatlarından artık bahsetmeye gerek yok. Evet, 11 çıkıyor. Geleneksel olarak 6-7 sakat olmadığı zaman Arsenal'de sakat denmiyor artık zaten onlara. Ama hücumu hani Alexis Sanchez, Welbeck, Giroud, Cazorla hani bir hücumda çok hareketli bir dörtlü var. Sürekli yer değiştiren pozisyon olan ama savunmada da bir o kadar sıkıntılı bir takım var. Yani bir takım kazanırsa tek başına da 3'ü geçebilir. O yüzden 2.5 üstü. Evet, aynen öyle. Yani kesinlikle öyle. Karşılıklı goller olacağından değil. Eğer bir takım kötüyse, kötü bir günündeyse o gün hangisi olduğu belli değil. Çünkü Beşiktaş-Trabzon maçı aklıma geliyor yani işte. Yani istikrarsız bu olunca iki takımda. Dolayısıyla bir takım galip gelirse 3-0 bile galip gelebilir. Tam örnek yani. Son güncel örneği o maçtı. 2.5 gol üstünü ikimiz de öneriyoruz ve gelelim Beşiktaş-Akhisar maçına. Beşiktaş hafta içi kupada kaybetti. Zaten ne kadar ölçü olduğu hep tartışılıyor. Herkes de kadroyla çıkıyor ama lig çok önemli. Ve Beşiktaş ligde Akhisar'ı konuk edecek. Kolay bir maç olmayacağı kesin. Tabii ki ligin de sonu geldikçe biraz hem yorgunluk var, işte sakatlıklar var. Sakatlıkları çok arttı Beşiktaş'ın. Çok arttı. Hiç beklemediği isimler sakatlanmaya arda arda devam ediyor. Ama bir oyuncu kazandı Beşiktaş. Yani Atıncı kazanması Beşiktaş hem Türk futbolu tabii ki. Ben handikap 0 diyeceğim. Kolay bir maç olmayacak diye düşünüyorum. Dembaba sakat, Mustafa Teklemek sakat. Cenk Tosun sakatlandı, kupada riski edilmedi. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Dolayısıyla hücum attığında bir sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş. Ama Akhisar sezona iyi başlamış gözüktü. Ama bence tamamen Gekas'a bağlılar. Gekas da oyun içinde hiçbir şey yapmıyor. Evet. Takım oyuna katkısı 0. Sadece top geldi mi tek vuruşla kaleye tek atıyor. Vuruşa, onu da mükemmel yapıyor. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın duran top harici çok fazla sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum Akhisar karşısında. Buradaki tercihim de benim 2-3 gol olacak. 2-3 toplam gol sayısı 2-3 gol olacak. Böyle 2-0, 2-1'lik bir maç bekliyorum açıkçası. Zor bir maç olacağını aynı fikirdeyiz ve son tercihimiz de 379 kodlu Atletik Bilbao Atletico Madrid maçı. Atletico Madrid geçen hafta uzun bir aradan sonra evinde 1-0 Villarreal'e mağlup olarak seri sona erdi, evindeki kaybetmeme serisi ama hakemin çok ciddi payı vardı bunda bence. Arda'nın müthiş bir asistiyle Mandzukic golü attı. Yani ben çok temiz bir goldü ama vermedi. Ve daha sonra da Villarreal'in golüyle bir kontrayla mağlup oldu Atletico Madrid.
Koke'yi kaybetti, Mandzukic'i kaybetti. Cezalı oldukları için oynayamayacaklar. Atletik Bilbao tam anlamıyla istenilen seviyede değil belki ama iç sahada Barcelona, Real Madrid bu maçları çok daha motivasyonu yüksek oynuyorlar. Ben gol atabileceklerini düşündüğüm için karşılıklı gol diyorum. Ben de biraz ilk yarının ortada geçmesini bekliyorum. Devre beraberliği bekliyorum. Şimdi Mandzukic'in yokluğunda Atletico Madrid Diego Costa gittikten sonra o bölgeye 3 tane forvet aldı. Meksikalı Jimenez, Fransız Griezmann ve Mandzukic'i aldı. Gerçi Griezmann'la Jimenez'i çok fazla kullanmadı. Griezmann nispeten daha fazla forma şansı buldu. Esasında son dönemde de birkaç tane gol ile takıma katkı vermişti. Çok da fazla Mandzukic'i arayacaklarını zannetmiyorum. Ben biraz daha Atletico Madrid tarafındayım ama zor maç olduğu için ilk yarı beraberliği daha mantıklı gözüküyor. Pekala, 4 mücadeleyi yorumladık. Her zaman olduğu gibi, her videomuzun sonunda olduğu gibi üyelerimize hem kuponlarında bol şans diyoruz hem de kendi inandığınız, güvendiğiniz tercihlerle birlikte hem buradaki maçları hem de editör yorumlarındaki kuponlarda, yorumlarda kendi tercihlerinizi lütfen birleştirerek kuponlar oluşturmayı da ihmal etmeyin. Herkese bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.